Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin 2020-2021 eğitim dönemi mezuniyet töreni gerçekleştirildi. 6. dönem mezunlarımızı vermenin haklı gururunu yaşadığımız bugün de Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen törene AK Parti Ordu Milletvekili Doktor Şener Yedi Rektör Profesör Doktor Ali Akdoğan, Altın Ordu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yurt, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Niyazi Taşçı, Profesör Doktor Tahsin Tonkaz, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokul müdürleri, Genel Sekreter Doçent Doktor Mehmet Sami Güler, akademik ve idari personeller ile öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Profesör Doktor Varol Çanakçı gerçekleştirdi. Fakültemiz 2010 yılında kuruldu. 2011 yılında 22 öğrenciyle eğitime başladık. 2012 yılında 18 ünitle hasta alımına başladık. Ve 2019 yılında ise Ocak ayında yeni Cumhuriyet yerleşkemizde eğitimimize devam ettik. Bugün ise 70 öğrencimizi hekim olarak ülkemize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Sayın öğretim üyesi arkadaşlarıma, insana yapılan en büyük yatırımın kaliteli bir eğitim olduğunu, bunda da zahmet ve özveri istediğini bildiklerinden başarılı meyvelerini almanın gururlarını yaşıyorlar. Bu yüzden öğretim üyesi arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Biz sizleri iyi bir şekilde doğru, dürüst, vicdanlı, bilgili, vatanını, milletini seven, vatansever hekimler olarak yetiştirdik. İnanıyoruz ki meslek hayatınızda da donanımlı, bilgili, vicdanlı birer hekim olacaksınız. Bizler de sizlerle gurur duyacağız. Bugün sizi uğurluyoruz fakat kapımız daima sizlere açık olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerimizle siz göz bebeğimiz öğrencilerimizi yani hekimlerimizi Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden uğurlarken ömür boyu mutluluklar ve başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olunuz. Saygılar. Kıymetli hocalarımız, sizlerin emeği başka. Bu evlatlarımız, bu öğrencilerimiz, bu kardeşlerimizin bu aşamaya gelmesinde anaokulundan üniversite son sınıfına kadar siz kıymetli hocalarımızın emeği, ilgisi, bilgilerini aktarmaları, tecrübenizi aktarmanız ve onların bugün yetişmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bu millete diş hekimi olarak hizmet etmeleri noktasında emeğiniz büyük. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun kıymetli hocalarım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin ve onun ekibinin girişimleriyle Türkiye'de her ilimize bir üniversite kazandırıldı. Bu Cumhurbaşkanımızın talimatları, gayretleri ve ortaya koyduğu iradeyle bugün Türkiye'nin her köşesinde her bu vatanın evladı üniversiteye ne diyelim bulma, gitme imkanına sahip olabiliyorlar. Dolayısıyla her ilimizde üniversite var. Ordu Üniversitesi de işte 2006 yılında kurulmuş. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum, minnettarlığımı ifade ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Bugün Ordu ilinde diş hekimliği fakültemizden hizmet alan insanlar beni gördüklerinde bana şunu söylüyorlar. Hocam, diş hekimliğiniz gayet güzel, harika. İşte dişlerimi orada yaptırdım, şunu yaptırdım, bunu yaptırdım. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de inşallah hedefimiz ilk üçte olmak. Ben Varol Hocam'ın biraz önce de ifade ettiği çerçevede maddi manevi ne gerekiyorsa hocam, doktor mu lazım? Kadronun önü açık. Makine mi lazım? Rektörlüğün maddi imkanlarını tıp pozitif ayrımcılık yaptım.
yapmaya devam edeceğiz. Niçin? Şu pandemi döneminde de sağlığın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar yani lazım olduğunu bir kez daha gördük. Bu anlamda diş sağlığı da bir o kadar önemli. Onun için oradaki alet, edevatı ne yaptık? Hamdolsun aldık. Şimdi oraya bir de diş protez laboratuvarı kuruyoruz. Böylece hastaneye giren bir kişi ne gerekiyorsa hiçbir yere, başka bir yere ihtiyaç duymadan hastanenin içinde implantından, kanal tedavisinden ben anlamam. Detayını onlar bilirler. Allah'ın izniyle her şey orada yapılacak. Biz iddialıyız. Karadeniz bölgesinde 21 üniversite içerisinde öğrenci memnuniyetinde biz birinci sırayı aldık. Bu araştırma Türkiye'de yapılan bir araştırma. Bağımsız bir araştırma. Bu araştırmayı ben yaptırmadım. Biz yaptırmadık. Türkiye'nin tüm üniversitelerinde yapılan bir araştırma. Devlet üniversiteleri içerisinde de 42. sıradayız. Şimdi söylemek istediğim şu. Biz diş hekimliği olarak da fakültemiz gayet iyi. Bu yıl inşallah 68 evlatımızı mezun ediyoruz. Sağlık Bakanlığımıza gerek özel işte devlette inşallah bunlar hizmet edecekler. Bu millete, bu topluma, bu devlete ellerinden gelen katkıyı verecekler. Değerli arkadaşlar, insanları muayene ederken, ilgilenirken Allah için annenizi, babanızı tedavi ediyormuş gibi evrenin en kutsal varlığı, eşrefi mahlukat olarak yaratılmış Allah'ın değer verdiği ve dünyaya getirdiği insana hizmet ederken hiçbir ayrım yapmadan, ötekileştirmeden, statüsüne bakmadan Allah için o insanlara hizmet etmenizi, elinizden geleni yapmanızı sizlerden bekliyoruz. Ama inanıyorum sizler bu üniversitede okumuş, burada eğitim öğretim görmüş, kıymetli hocalarımızın tezgahından geçmiş, Ordu Üniversitesi'ne yakışır bilgi, birikim, donanım ve değerlere sahip gençlersiniz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tek tek tekraren tebrik ediyorum. Yolunuz açık, bahtınız açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Kendimi 40 küsür yıl önceki bir zamana götürüyorum. 40 küsür yıl önce de ben mezun olmuştum. Ama biz maalesef böyle bir tören yapamamıştık. Biz maalesef böyle bir anne baba birlikteliği görememiştik. Biz maalesef böyle bir birliktelik, böyle bir şey yaşamamıştık. Çünkü o zaman toplum çok ayrışılmış bir vaziyetteydi. Biz o günlerden bugünlere geldik. Allah'a hamdolsun, şükür olsun. Anneler, babalar hepsi bir arada. Çocuklarımızın hepsi beraber. Hepsi aynı şekilde birbirlerine saygılı ve hürmetli. Hamdolsun, şükür olsun bugünlere geldiğimiz için. Rabbim inşallah bugünleri de daha güzel günlere bizi eriştirsin. Hekimlik, merhamet ve vicdan ve empati mesleğidir. Merhameti varsa, vicdanı da varsa ve empati de duyuyorsa o hekim en iyi hekimdir. Ben hekimlik boyunca vicdan ve merhamet konusunda bilmiyorum ama empati yaptım. Karşıma gelen insanların hepsini ben buraya gelsem nasıl olurdum hesabıyla baktım. Ve ona göre de karşımdaki insana davranmaya çalıştım. Şimdi bu genç kardeşlerim bu memleketin aydınları olarak bu üniversiteyi bitiriyorlar. Ben öyle görüyorum. Zaten dışarıdan duyduğum oydu. Üniversitedeki öğrenci, diş hekimi fakültesindeki öğrencilerimizin iyi eğitim aldığına dair. Şimdi Sayın Dekanım bahsedince bu eğitimin daha da kaliteli olduğunu gördüm. Bu kardeşlerim hepsi gittikleri yerde mesleklerini en güzel şekilde icra edeceklerdir. Ben ona inanıyorum. Ve beraber olacağız ve o birliği ve beraberliği memleketin aydınlığı bu gençler sağlayacak inşallah. Ben bu gençlere ömürleri hayatında başarılar diliyorum. Bahtlarının açık olmasını temenni ediyorum. Rabbim onlara güzel hizmetler vermeyi nasip eylesin. Ve Rabbim inşallah onları güzel güzel günlerde bir ve beraber olmaya devam ettirsin diyorum. Hepinizi tekrar hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Açılış konuşmalarının ardından mezun öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisi ve sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.
bugün burada 2021 mezunları olarak pek çok duyguyu bir arada yaşayarak atlattığımız, birbirinden zor ve çaba gerektiren üniversite eğitimimizi tamamlamanın 2021 mezunları olarak pek çok duyguyu bir arada yaşayarak atlattığımız, birbirinden zor ve çaba gerektiren üniversite eğitimimizi tamamlamanın mutluluğunu ve mezuniyetimizi kutlamanın sevincini sizlerle paylaşıyoruz. Acısıyla, tatlısıyla geçirdiğimiz koca bir 5 yılımızı uğurladık. Bizleri bu mesleğe ve hayata, sahip oldukları bilgi birikimiyle ve bildiklerini öğrenmek için gösterdikleri yoğun gayretlerle, paha biçilemeyecek şekilde hazırlayan kıymetli hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Mezun olan öğrencilere diplomaları ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği tören, diş hekimliği yemininin okunması ve mezuniyet keplerinin atılması ile son buldu. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma mesleğimi dürüstlük ve onurla yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. 5, 4, 3, 2,